Merhabalar, Migros TV'ye hoş geldiniz. Bugün Şerbet'le beraber bayramları kutluyoruz. Merhabalar, gümbüdü güm güm, gümbüdü güm bap. Ramazan geldi, geçti bile. Kutlanıyor şimdi bayramı. Evet, evet Şerbet'ciğim. İşte böyle geziyorlar ya. Mani yazdın sanki. Ha? Mani geziyorlar ya şeyde Ramazan boyunca. Evet, Ramazan davulcularıyla, manileriyle. Çok renkli bir ay, oruçlarıyla, iftarlarıyla hareketli bir ay. İnsanlar birbirlerine iftara gidiyorlar, misafirliklere gidiyorlar. Yemekler yeniliyor, hep birlikte aynı masaya oturuluyor. Çok ailelerin bir arada olduğu çok güzel bir ay Ramazan. Ama bayramı da bir o kadar güzel. Ve bugün bayramın üçüncü günü Şerbet. Bayramı ayrı ayrı güzel. Çünkü bayramda şimdi gidiyorsun mesela dedemlere gidiyorum. Elini öp diyorlar, elini öpüyorum hop. Cebime bir şey sıkışmış. Ne mesela? Harçlık, çikolata, mesela, şeker. Harçlık. Mesela teyzemlere gidiyorum hop. Elime bir şey tutuşturulmuş. Ziyaret ettin mi sen bütün büyüklerini? Halamlara da gittim, amcamlara gittim, dayımlara gittik. Ondan sonra komşu teyzeler vardı, onlara gittik. Bayramların en güzel yanı da bu işte Şerbet. Ailenle bir aradasın, büyüklerinle, komşularınla, sevdiklerinle. Bayramlar insanları buluşturuyor. Çok güzel bir şey bayramlar. Şahane bir şey. Birlikte kutlanınca çok güzel oluyor. Yoksa tek başına kutlanmaz ki, değil mi? Evet, bayram hep beraber kutlanır. Bugün de çocuk bayramı. Bugün de işte bizim bayramımız. Atatürk sağ olsun, teşekkür ederiz. Bütün dünya çocuklarına bu bayramı hediye etmiş. Şimdi Ramazan bayramının üçüncü gününde sen benim elimi öp. Ramazan bayramından 23 Nisan'a geçelim. Çünkü sen beni kutlamadın. Aa, öpeyim o zaman. Getirin. Başına da koy tabii. Tabii. O zaman ben de şimdi cebine ne sıkıştırıyordum? Ne sıkışıyor acaba? Geliyor. Sarılar mı? Çikolata mı? Evet, bu bir çikolata. O zaman bir tane değil, 5. Ama 5 tane olmaz ki. Çok değil mi? 4. Ama sen şimdiye kadar bir sürü yemişsin. 3. Ama Şerbet, şimdi fazlası zarar değil mi dişlerin? O zaman 2. Yani 2 tane veririm ama ikisini birden yeme olur mu? Tamam, sıkıştır cebime. Bu da geldi cebime. Tamam, teşekkür ederim. Biliyor musun, bu bayrama şeker bayramı da diyor. Çünkü çocuklar o kadar çok şeker yiyorlar ki bu bayramda. Çok kaçırmayın şekeri, dişleriniz çürür. Unutmayın çocuklar. Dişleriniz çürür çünkü fırçalamazsınız. Fırçalarsanız bir şey olmaz. Hemen yedikten sonra fırçalayın bence. Ama yine de çok fazla şeker yemeyin. Yine tabii çok fazla yemeyin ama yerseniz de işte fırçalayın. Tamam, sen ceplerindekilere şimdi iyi bak. Tamam. Şimdi 23 Nisan'a geçiyoruz madem ki. O zaman onu kutlayalım şimdi. O zaman da ne oluyor 23 Nisan'da? Ben senin yerine geçiyorum. Aa evet, öyle bir şey vardı. Büyük çocuklar büyüklerin yerine geçiyorlar 23 Nisan'da. Buraya mı oturacaksın? O zaman ne olacak şimdi? Yer değiştirmeden benim yerime geç. Sen şimdi Gönül abla ol. Ben de Şerbet olayım. Merhaba çocuklar. Migros TV ekranlarına hoş gelmişsiniz. Şimdi ben... Sen benim elimi öpüp ben sana çikolata vermem ki ama onlar benim çikolatam. Ama 23 Nisan'da yok o şimdi. Biz 23 Nisan'da çocukların bayramını kutlayacağız. Şarkılar söyleyeceğiz, marşlar söyleyeceğiz. Eğlenceli bir gün geçeceğiz. El öpme ritüeli Ramazan bayramında, peki 23, Kurban bayramında. 23 Nisan'da Gönül abla ne yapıyor? Gönül abla 23 Nisan'da bilmece sorar, şarkı söyler. Ya. Hadi sor bakalım bir bilmece madem Gönül ablasın. Bilmeceyi sor. Bilmece mi sor? Hazırlıksız yakalandım. Eller öpülür, bayraklar sallanır, meşalelerle yürünüyor, ne kadar da güzel bir gün bugün, ne gündür. Ay çok zor sordun. Neymiş? Düşüneyim. Bilemedin mi? Bugün bayram. Olabilir mi Şerbet? Olabilir mi? Bayram. Ama çok kolay sordum bu bilmeceyi. Müzikli bilmecelere çalış biraz benim yerime geçmek ama için. Ama ben hazırlıksız Gönül abla oldum ya. Ben de hazırlıksız Şerbet oldum ama çabuk bildim. Evet, güzel bildin ama. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tam 103. yılını kutluyoruz Şerbet. 103 mü? Tam 103 evet. Yani. Tam bir asır önce Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş, açmış ve çocuklara armağan etmiş bugünü. Hem de tüm dünya çocuklarına. Vay be. Yani benden tam 96 yaş büyük bir bayram. Evet Şerbetciğim, tam bir asır önce Atatürk tüm dünya çocuklarına bu güzel bayramı hediye etti. Biz de ona teşekkür etmek için onun istediği gibi çocuklar olmalıyız. Evet, çünkü Atatürk biliyordu ki geleceği
çalışkan çocuklar inşa edecek ve Türkiye'yi, gelecek Türkiye'yi çocuklara emanet etti. O yüzden çok çalışıp bu ülkeye faydalı, yararlı, ahlaklı, güzel çocuklar olmanız lazım. Senin için. Şerbetçiğim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Tüm dünya çocuklara hepinizin bayramı kutlu olsun. Şimdi kutlamak için bir şarkı söyleyelim mi onlara? O zaman senin yazdığın 23 Nisan marşı mı? Tamam, ama bayraklarımızı alalım. Hadi bayrakları alalım. Aydınlık geleceğin umutları yüz. Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız. Kahkahalarımız çınlasın gökyüzünde. Yüzyıldır kutlanıyor bizim.